çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün de polinomların ÖSYM tadında bir testiyle çözümlerimize devam ediyoruz. Eğer siz de hazırsanız hemen hiç vakit kaybetmeyeceğim ve direkt çözümlerimizi yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Px ve Qx polinomlarını vermiş bize. Buna göre polinomun derecesi, bu çarpım polinomun derecesi kaçtır diye soruyor. Şimdi Px polinomuna bakalım. Buradaki açılımı yaptığımız zaman bir x küp var. Daha sonra x artı 3'ün küpüne binom açılımı yaptığınız zaman burada x küp gelecek. Sonra bir sonrakinde x kare terim gelecek, x terim şeklinde devam edecek. Katsayıların ne olduğunu önemi yok burada. Derece olduğu için önemli olan hep x'lerin kuvvetlerine bakıyorum. Aynı şekilde Qx polinomuna baktığımız zaman x üzeri 4 var. Sonra x artı 4'ün burada yine binom açılımından 4. kuvvetini aldığımız zaman şöyle gelecek. Hatta bunları parantez içinde gösterelim. X artı 4'ün 4. kuvvetinde bir x üzeri 4 olacak. X küplü terim olacak. X kareli şeklinde devam eden bir açılım var. Şimdi ben Px'e baktığım zaman eksiği dağıttığımda burada x küpler gidecek ve burada x kare kalacak. Şimdi eksi x kare ya da x kare hiç fark etmez. Önemli olan buradaki ifadede Px'in terimleri arasında x'in en büyük kuvveti neyse onu temel alıyorum. Dolayısıyla x kare var en fazla. Qx'e baktığımız zaman da x üzeri 4'ler gitti. Burada sadece x küp kaldı. Devamı var. En büyük neyse onu aldım. Dolayısıyla ben Px'i x kare, Qx'i x küp olarak kabul edebilirim. Buna göre benden bu çarpımın derecesini istemiş. Şimdi Px polinomumuz x kare aldık. Qx polinomumuzu x küp aldık. Bu çarpım x üzeri 5. Dolayısıyla x üzeri 5'in derecesi ne olacak? Yani x'in kuvveti ne olacak? 5'e eşit gelecek. İkinci sorumuzda Px polinomunun demiş. Polinom ile bölümünden kalanı vermiş bize. Şu açılımı bir yapalım. Px eşittir x kare eksi 6x artı 8 ile bölünmüş. Bölümümüz Bx olsun ve 3x eksi 10 şeklinde bir kalanımız var. Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan demiş. Böleni 0'a eşitlediğimiz zaman x eksi 4'ü 0'a eşitledim. X değerimiz 4 geldi. Hangi polinomun diyor? Px polinomundan bahsediyor. Dolayısıyla o x eşittir 4'ü bu polinomda yerine yazdığım zaman P4'ü benden istiyor olduğunu anladım. Şimdi P4'ü bulman için önce P4'ü bulman lazım değil mi? En içten başlarsın her zaman. P4'ü bulmak için de Px polinomunda x yerine 4 yazarsak P4 gelecek. Aynı şekilde x yerine 4 yazmaya devam ediyorum. 16 eksi 24 artı 8 geldi. Çarpı B4 artı aynı şekilde 4 yazdığımız zaman 12 eksi 10'dan burası 2 geldi. Şimdi parantez içine baktığınız zaman burası 24 eksi 24'ten 0. 0 çarpı B4 gitti. O zaman direkt biz buradan P4'ün 2 olduğunu öğrendik. Yani şu kısım 2'ymiş. Dolayısıyla soru neye dönüştü? P2 nedir'e dönüştü. İçerisine yazdığım zaman. O zaman bir de P2'yi bulalım. Px polinomunda x yerine 2 yazdığımız zaman 2'nin karesi eksi 12 artı 8 çarpı B2 artı yine x yerine 2 yazdığımız zaman 6 eksi 10'dan burası da eksi 4 geldi. Parantez içine bakalım. Buradaki ifademiz yine 12 eksi 12'den 0 gelecek ve buradaki kısım yine gidecek. Geriye P2 kaldı. P2 eşittir. Eksi 4 diyoruz. Zaten bizim aradığımız değer de oydu. Dolayısıyla doğru cevabımız eksi 4 geldi. Üçüncü sorumuzda bir ÖSYM sorusu verilmiş. 2016 LYS'de çıkmış soru. Şimdi diyor ki 3. dereceden baş katsayısı 1 olan gerçek katsayılı bir Px polinomu. Şimdi biz bu cümleden şu yorum yapabiliriz. Px polinomu baş katsayısı 1 ve 3. dereceden. O zaman 1x küp şeklinde başlayan bir polinomdan bahsediyoruz ve devamı bu şekilde gelecek. Sonra demiş ki P1, P3 ve P5 7'ye eşit. Bunu aslında daha önceki sorularda da çözmüştük. ÖSYM çıkmış ÖSYM sorularında da vardı buna benzer sorular. Ben buna şöyle desem, bunu 7 değil de 0'mış gibi düşünsem, P1 0, P3 0, P5 0. O zaman bunların her biri 1, 3 ve 5 değerlerini ben polinomda yerine yazdığım zaman sonucu 0 yapıyorsa bu ne demektir? Bu 1, 3 ve 5 bu polinomun birer kökleri demektir. Dolayısıyla ben bunun direkt çarpanlarını şöyle yazabilirim. Px polinomu 1 bunun kökü ise o zaman x eksi 1 şeklinde bir çarpanı var. 3 bunun kökü ise x eksi 3 şeklinde bir çarpanı var. Aynı şekilde x eksi 5 şeklinde bir çarpanı var. Ve baş katsayısının 1 olduğunu söylemişti. Burada da o zaman çarpı 1'imiz var. Şimdi bu şekilde eğer 0'a eşit olsaydı bu şekilde Px polinomunu bırakacaktım. Ama bunlar 0'a değil de 7'ye eşit olduğuna göre. Yani ben 1 yazdığımda sonucun 7 çıkması, 3 yazdığımda 7, 5 yazdığımda 7 çıkması gerekiyor ya. O zaman buraya artı 7 yazsam. Şimdi deneyin mesela x yerine 1 yazdınız. 1'i buraya yazdığınız zaman 0. Dolayısıyla bunun tamamı 0 olacak. 0 artı 7'den 7. Her biri için de bu durum geçerli.
Dolayısıyla bizim Px polinomumuz bu şekilde bir polinommuş. Benden de P0 istiyor. Tamam, zaten Px polinomunu oluşturduğuma göre Px polinomunda x gördüğüm yerlere 0 yazıyorum. 0-1, 0-3, 0-5 artı burada da 7 değerimiz var. Buradan eksi 1 çarpı eksi 3 çarpı eksi 5 artı 7. İşlemimiz buradan eksi 15 artı 7'den doğru cevabımızı eksi 8 olarak buluyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Qx polinomunun demiş polinomuna bölümünden kalanı vermiş ve Qx eksi 2 polinomun da aynı şekilde bölümünden kalandı isteniyor bizden. Şimdi Qx polinomuna önce bir denklemini oluşturalım. Qx polinomu bu polinom ile bölünmüş ve bu şekilde bir kalanı olmuş. X çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 şeklinde bir polinoma bölünüyor. Bx şeklinde bir bölümü olsun ve x eksi 1 çarpı x eksi 2 şeklinde de bir kalanı varmış. Daha sonra diyor ki Qx eksi 2'nin aynı şekilde bölümünden kalan. Şimdi onu da yazalım. Qx eksi 2'nin de x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı tx bölümü olsun. Artı bizden de buradaki kalanını istemiş. Şimdi bakalım. Burada bu arada kalan için şimdi bu polinom ile bölünüyorsa bu polinom nasıldır? Çarpıldığın zaman ikinci dereceden bir polinomdur değil mi? İkinci dereceden bir polinoma bölünüyorsa kalanı birinci dereceden ya da sıfırıncı dereceden yani sabit bir polinom olabilir. Dolayısıyla ben bu kalanı şu şekilde alacağım. Ax artı b birinci dereceden bir polinom şeklinde kalanı arıyormuşuz. Şimdi bakalım burada dikkat ettiyseniz ortak çarpanlar var. Mesela x eksi 2, x buradaki ortak değerlerimiz. Şöyle desek mesela biz Qx polinomundan elde edebileceğimiz değerlere bir bakalım. Mesela x yerine 2 yazmış olsam ilk ifadede Qx polinomunda x gördüğüm yere 2 yazarsam buradan Q2 gelecek. Yani buradan bilgiler edinerek diğerinde sonuca ulaşmaya çalışacağız. X yerine 2 yazdığım zaman buradaki değerimiz hatta direkt şöyle. X yerine 2 yazdığım zaman burasını 0 yapacağı için şuradaki kısım tamamen gidecek. Geriye kalanları yazıyorum. Burada x yerine 2 yazdık. 2 eksi 1'den 1, 2 eksi 2'den 0. Hatta direkt burası Q2 değerimiz 0 geldi. Şimdi ben Q2 değerini yine aynı şekilde bu polinomda sonuçta burada da x eksi 2 çarpanı var. Burasını da 0 yapacak ya. Bu polinomda da aynı şekilde x yerine 2 yazarak buradaki ifade x eşittir 2 diyelim. 2 yazdığım zaman ama burada 2 eksi 2'den 0 geldi. Q 0. 2 yazdığım zaman burasını 0 yaptığı için şu kısım gitti. Kalana eşit. Kalan da x artı b demiştik. Aynı şekilde x artı b'de de x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Ve 2x artı 2a artı b geliyor. Bu şekilde Q 0 polinomunu elde ettim. Şimdi benim o zaman Q 0'ı bilmiyorum. Ben Q 0'a ihtiyacım var. Üstteki polinomda tekrar Q 0'ı arayalım. Qx polinomunda x yerine 0 yazarsam Q0 gelecek. X yerine 0 yazdığım zaman burasını 0 yaptı yine gitti. Aynı şekilde devamında x yerine 0 yazdığımız zaman buradaki değerimiz eksi 1 çarpı eksi 2'den 2 geldi. O zaman Q0'ın değerini de bulduk. Dolayısıyla buradaki Q0'ın değeri 2a artı b'ydi. Ben 2a artı b'nin 2 olduğunu öğrendim. Şimdi elimdeki bu sonuçta 2 bilinmeyenli bir denklemim var. Benim a ile a ve b ile ilgili bir denklem daha bulmam lazım. Hangi noktayı yapalım? Mesela buradaki değerimizde 3, mesela burada x yerine 3 yazmış olsam burasını 0 yapacak ya. O zaman bir de öyle yapalım. X yerine 3 yazdığımız zaman ne gelecek? Qx eksi 2 polinomunda, buradaki polinomumuzda x yerine 3 yazıyorum. X eşittir 3 için 3 eksi 2'den Q1 geldi. 3 yazdığım zaman burasını 0 yaptı. Kalanda da aynı şekilde x yerine burada 3 yazıyorum ve 3a artı b geldi. Şimdi Q1 değeri 3A artı B ama Q1'in değerini bilmiyoruz. Onu da o zaman hemen bu yukarıdaki polinomda öğrenelim. Bu polinomda X yerine 1 yazdığım zaman Q1 geldi. Q1 X yerine 1 yazdığım zaman burasını 0 yaptığı için yine bundan kurtuldum. X yerine 1 yazdım burası yine aynı şekilde 0 geldi. Yani Q1 değeri de 0'a eşitmiş. Q1 neydi? 3A artı B yerine yazdım. 3A artı B değeri 0'a eşit. Şimdi bu iki denklemde yok etme metodunu uygulayarak A ve B değerlerini bulabilirsin. Şöyle yapalım mesela burasını eksi ile çarpsam eksi 2A eksi B eksi 2 olacak. Eksi B ile artı B'nin toplamı 0. A'ların toplamı buradan A geldi. Eksi 2 ile 0'ı topladık. A değerini eksi 2 olarak bulduk. A'yı istediğimiz bir denklemde yerine yazalım. Mesela burada A yerine eksi 2 yazarsam eksi 6 artı B 0'a eşit. B değerimiz de 6 geldi. Bizden kalanı istemişti. Kalan da ax artı b'ydi. A değerimiz eksi 2. Eksi 2x artı b değerimiz de 6 olduğuna göre
Kalanımız eksi 2x artı 6 yani D şıkkındaki gibi gelmiş oluyor. Burada birbirlerinden faydalandım dediğim gibi. Mesela benim ihtiyacım neydi? Q0'a gittim, yukarıdaki Qx polinomunda buldum. Aynı şekilde diğer değerleri de bularak A ve B değerlerini elde ettik ve kalana ulaşmış olduk. Beşinci sorumuza geldik şimdi. İfadesi bir polinom belirttiğine göre Px artı 4'ün polinomların hangilerine kesinlikle tam bölünür? Şimdi polinom belirtiyorsa şöyle yapalım. Px polinomu buradaki x kare eksi x eksi 2 çarpanlarına ayırsam şöyle gelecek. Xx eksi 2 artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Yani x eksi 2 x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Şimdi Px polinomu burada sonuçta x'li bir ifadeler yazacak ve x eksi 2 bölü x artı 1. Paydada x olduğu zaman mesela ilk sorularda yapıyorduk bunu. İlk testin ilk sorularında hatta. 1 bölü x mesela bir polinom mudur? Değildi değil mi? Niye? Çünkü 1 bölü x, x üzeri eksi 1 demekti. Eksi 1 doğal sayı olmadığı için bu polinom belirtmiyordu. Dolayısıyla paydada x'in kalması da risk taşıyacak. Yani paydada x kalırsa eğer bu ifade polinom olmaz diyeceğiz. O yüzden de benim paydadaki x eksi 2 ve x artı 1'lerden kurtulmam gerekiyor. Bundan nasıl kurtulursun? Eğer px'in içinde de x eksi 2 ve x artı 1 varsa eğer bunlar sadeleşir ve paydadaki x eksi 2 ile x artı 1'den kurtulmuş olurum. Yani eğer px polinomun içerisinde x eksi 2 varsa, x artı 1 varsa da başka değerler de başka çarpanlar da olabilir bilmiyorum. Ama sonuç olarak eğer bu çarpanlar varsa benim paydadaki bu çarpanlarımla bunlar sadeleşir ve burada sadece burada geriye kalan bir çarpanım olur. Paydadaki x'lerden kurtulmuş olurum. Dolayısıyla bu sonuçta px bir polinomdu. Buradaki aynı şekilde çarpanımız da px yani polinom özelliklerini sağlamış olacak. Sadece bu emin burada yaptığım ne? Paydadaki ifadeleri sadeleştirebilmem için px'in içinde x eksi 2 de x artı 1 de olması gerekiyor. Mutlaka bunlar px'in içerisinde bulunacak. Buna göre diyor ki zaten bize, şimdi bizim bu px polinomumuzun içinde mutlaka olması gerekenler bunlar. O bize px artı 4'ün içinde hangileri kesinlikle vardır diye soruyor. Px artı 4'ü bulalım. Nasıl bulacağım? X gördüğüm yere x artı 4 yazacağım. Buradan x artı 4 yazarsak x artı 5 olur. X artı 4 yazdım. Buradan da x artı 2 geldi. Yani şurada içerisine x artı 4 yazıyorsunuz. O zaman px artı 4'ün içinde mutlaka x artı 5 ve x artı 2 polinomları var, çarpanları var. Dolayısıyla bunlardan diyor hangilerine kesinlikle tam bölünür? Zaten benim eğer px artı 4'ün içinde x artı 5 ve x artı 2 çarpanları varsa o zaman bu polinom yani px artı 4 polinomu x artı 5'e de tam bölünür çünkü sadeleşirler. Aynı şekilde x artı 2 polinomuna da tam bölünür, sadeleşirler. O yüzden de birinci ve üçüncüyü alacağım. Bunlar kesinlikle bölünür. Ama x artı 1 içinde var mı yok mu onu bilmiyorsun. Birinci ve üçüncü kesinlikle tam bölünür diyebiliriz burada. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı geliyor. Altıncı sorumuza bakalım. İkinci dereceden bir Px polinomu için demiş. P2 ve P-1 eşittir 0 olduğu bilinmekte. Şimdi biz bu cümleden direkt ne deriz? Zaten ikinci derecedenmiş. 2 ve eksi 1 yazdığında sonucu 0 yapıyorsa demek ki 2 de eksi 1 de bu polinomun kökleri. Zaten ikinci dereceden diyor 2 tane kök olduğunu söylüyor. O 2 kökü de vermiş bize. Direkt biz Px polinomunu oluşturabiliriz. Px polinomu baş kat sayısını bilmiyorum. 2 ve eksi 1 çarpanı olduğuna göre demek x eksi 2 şeklinde bir çarpanı var. X eksi eksi 1'den x artı 1 şeklinde bir çarpanı var. Px polinomu bu şekilde oluşturdum. Sonra diyor ki Px polinomunun başka bir polinoma bölünebilmesiyle ilgili bir ifade verilmiş. P1 polinomu 2 ile ifade 2 ile tam bölünebilmekte. Yani buradaki 1 ve 2 yerine başka çarpanlar yazılmış. Bu polinom ile tam bölünebilmekte. Buna göre ifadede boş bırakılan 1 ve 2 numaralı kutucukların içerisine sırasıyla birinci dereceden polinomlardan hangileri yazılırsa verilen ifade kesinlikle doğru olur. Yani şundan bahsediyor. Mesela bir tane örnek üzerinden direkt gidelim. Burada birinci polinom bu, birinci ifade bu, ikinci kutucuk buymuş. Birinci kutucuğa buradaki değeri yazacağım. Yani P polinomu, şimdi benim elimde Px polinomu var. P'nin içerisine sarı olan yeri x eksi 3'ü yazıyorum. Px eksi 3 polinomu demiş. X eksi 5 ile tam bölünüyor mu? Şimdi tam bölünürü sağlıyorsa o zaman cevabımız doğru olacak. Kesinlikle bunu alacağım. Şimdi Px eksi 3, x eksi 5 ile tam bölünür mü? Bunu nasıl kontrol edeceksin? Elinde zaten Px polinomu var. Px polinomundan Px eksi 3 polinomunu elde etmeye çalışalım. Yani x gördüğüm yere x eksi 3 yazacağım. Px eksi 3 eşittir a çarpı. X gördüğün yerlere x eksi 3 yazmaya devam et. X eksi 3 eksi 2'den x eksi 5 geldi. X eksi 3 artı 1'den x eksi 2 geldi.
Px-3 polinomunun çarpanları bu oldu değil mi? Dolayısıyla çarpanları buysa Px-3 polinomu x-5'e de x-2'ye de tam bölünür. Bana da zaten x-5 ile tam bölünür diye söylemiş. Doğru. Aynı zamanda da mesela bunu demiş olsaydı bu da olurdu. x-2'ye de tam bölünür. x-5'e de tam bölünür. O yüzden birinci ifade doğru. Aynı şekilde bunları yerleştireceğiz. Şimdi bu sefer de birinci kutucuğa x+2 yerleştiriyorum. Yani diyor ki px+2 polinomu. İkinci kutucuğa da x+3 yerleştirdim. px+2 x+3'e tam bölünür mü diye soruyor. Bunun için de yine ne yapacaksın? Px polinomunda x gördüğün yere x+2 yazacaksın. Şöyle biraz renklendirelim buraları. X gördüğüm yere x+2 yazıyorum. Aynı şekilde burada x gördüğüm yerlere x+2 yazmaya devam edeceğim. A çarpı. Şimdi x+2 -2'den burada x kaldı. x+2+1'den x+3 geldi. px+2 polinomunun çarpanları bunlarmış. Bunlara tam bölünür. Zaten x+3'e tam bölünür diye söylemiş. İçinde olduğuna göre o zaman ikinci ifademiz de doğru. Gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsüne de bizden istediği ifade. Birinci kutucuğa x-5 yazacakmışım. İkinci kutucuğa da x+2 yazacağım ve şunu istiyor. Px-5 polinomu x+2 polinomuna tam bölünüyor mu diye sormuş. Yine ne yapacağım? Px polinomunda x gördüğüm yere x-5 yazıyorum. Px-5 eşittir a çarpı. X gördüğüm yere x-5 yazarsam burası x-7 olur. X yerine x-5 yazdım. x-4 geldi. Buradan neyi çıkartıyoruz biz? Px-5 polinomu x-7 ve x-4 şeklinde çarpanları var. Dolayısıyla bunlara tam bölünür. Ama bize ne demiş? Px-5 polinomu diyor x+2'ye tam bölünür mü? Böyle bir çarpan olmadığına göre tam bölünür diyemezsin. O yüzden üçüncüsü gider. Ve doğru cevabımız da buradan 1 ve 2 gelir. Yedinci sorumuz ile devam ediyoruz. Px1 polinom olmak üzere demiş. Pp1 polinomlarını vermiş. Px polinomunu vermiş ve Px+a hangisi diye soruyor. Şimdi öncelikle ben buradaki P1'i yerine yazabilmem için Px polinomunda x gördüğüm yere 1 yazayım. Buradan x yerine 1 yazarsak a+3 gelecek. O zaman buradaki P1 yerine buradaki P1'i yani a+3'ü yerine yazacağım. P1 gördüğüm yere a+3 yazıyorum ve bu ifade 5a+2'ye eşitmiş. Şimdi p+3 şöyle yapacağım. Elimde px polinomu var. ax+3 şeklinde. Ve ben p+a+3 polinomunu bulmam lazım. Bunun karşılığını biliyorum ama bir de buradaki karşılığını bulalım. Px'den p+a+3'e gitmek için ne yapacaksın? X gördüğün yere a+3 yazacaksın. A çarpı burada x yerine a+3 yazdım. +3 geldi. Ve bu ifadeyi düzenlediğim zaman a² + 3a+3. Ve bu p+3 polinomu kime eşitti? 5a+2'ye eşit. Daha sonra şimdi bu ifadeyi düzenleyelim. Buradaki 5a+2'yi karşı tarafa aldığımız zaman şöyle geldi. A kare. Bunu diğer tarafa aldım. 3a-5a'dan -2a. 2'yi aldık. 3-2'den de 1 geldi. Eşittir 0 oldu karşı tarafta. Şimdi bu ifadeye baktığım zaman çarpanlarına ayrılabilir. a-1a-1 şeklinde. Yani burası a-1'in karesi eşittir 0 olur. Dolayısıyla a değerimiz de buradan 1 gelir. Bizden istediği ifadeye bakalım. Px+a. Yani benden Px+1 değerini istiyormuş. Px polinomumuzu da yine aynı şekilde yerine yazacağız. Px polinomumuzu bir düzenleyelim. ax+3'tü. A yerine 1 yazarsam x+3 geldi. Px polinomumuz x+3. Biz Px+1 polinomunu arıyoruz. Yani x gördüğümüz yere x+1 yazıyoruz. Buradan da Px+1 polinomunu x+4 olarak elde etmiş oluyoruz. 8. sorumuza geldik. Polinomları verilmiş. Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden kalan kaçtır? Şimdi Px polinomunu şöyle bir incelediğimiz zaman aslında bunu daha derli toplu bir şekilde yazabilirsin değil mi? Mesela burada x² + 1'den x² + 11'e kadar. Dolayısıyla kaç tane x² var burada? 1'den 11'e kadar yazıldığına göre 11 tane x² var. Bir de 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı var. Bunu da nasıl yapıyorduk? Hemen küçük bir hatırlatma. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı için n çarpı n+1/2 kuralını uyguluyorduk. O zaman burada da 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamını istediğine göre 11 çarpı 12/2'den buradan değeri 66 olarak buluruz. O zaman Px polinomumuz buymuş. Aynı şekilde Qx polinomuna bakalım. Şimdi x'leri toplayalım. 1'den 8'e kadar burada 8x var. Bir de hatta burada da bir x'imiz var. 9x artı
1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı var. O da yine aynı şekilde 8 çarpı 9 bölü 2'den 36'ya eşit olacak. Şimdi px polinomunun qx polinomunun bölümünden kalan. Yazalım onu. 11x kare artı 66 polinomunun diyor. 9x artı 36 ile bölümünden bölüm bir bx olsun. Artı bir de neyimiz olacak? Kalanımız. Şimdi biz böleni sıfıra eşitleyerek kalana ulaşabiliyorduk. O zaman buradaki ifademizi yani 9x artı 36'yı sıfıra eşitledim. Ve buradan da x değerimiz eksi 4 geldi. Ve bunu ben polinomda yerine yazdığım zaman o bana kalanı veriyordu. 11 çarpı eksi 4'ün karesi 66 artı 66 geldi. Kalanı eşit. Buradan 11 çarpı 16 artı 66'dan topladığımız zaman 242 değeri kalanımıza eşit oluyor. Ve doğru cevabımız E şıkkı geliyor arkadaşlar. 9. sorumuz ile devam edelim. Baş katsayısı 3 olan ve 2. dereceden bir px polinomu için demiş. Şimdi px polinomumuzu şöyle yazabilirim. Px polinomu 2. dereceden ve baş katsayısı 3. Yani 3x kare artı ax artı b şeklinde bir polinom olabilir. 3x karesi burada kesin. Devamında aynı şekilde ax artı b'yi yerleştirdik. Ve diyor ki p1 eksi p eksi 1 eksi 2'ye eşitmiş. Şimdi burada aslında direkt şunu da yapabilirsiniz. X yerine 1 yazarak P1'i bulursunuz. X yerine eksi 1 yazarak P-1'i bulursunuz. Aradaki farkı aynı şekilde çıkartırsınız. Ve buradan A, B değerleriyle ilgili bilgi edinebiliriz. Ama benim şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Hem sizin de burada görüş açınızı da biraz geliştirmiş olur. P1 eksi P-1 bana aslında burada bir şey hatırlatıyor. Çift dereceli ve tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını bir hatırlayalım beraber. Çift dereceli neydi? P1 artı P eksi 1 bölü 2 bize çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını veriyordu. P1 eksi P eksi 1 bölü 2 de tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını veriyordu değil mi? Şimdi işte bu tam da buradaki ifademiz tek dereceliye benziyor. Bunu şöyle düzenleyelim sadece. P1 bana verdiği ifadede P1 eksi P eksi 1 bölü 2 karşı tarafta da demek ki ben bunun ikisini paydaya aldım ya. Burada demek ki eksi 1 var. İçler dışlar çarpımı yapsan yine aynı şekilde bu eşitliği elde ediyorsun değil mi? Dolayısıyla sen buradan ne yorum yaptın? Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı eksi 1'miş. Tek dereceli terimler. Şimdi x kare çift dereceli. B'nin de yanında x üzeri 0 olduğu için burası çift dereceli. Tek dereceli terimler burada hangisi? Bir tek x üzeri 1'den dolayı tek dereceli terim sadece ax. Bunların katsayılar toplamı demiş. Bir tane olduğuna göre direkt o zaman ax de a yani x'in katsayısı eksi 1'e eşitmiş burada. O yüzden direkt bu px polinomunu yazabilirsin. 3x kare eksi 1x'ten eksi x artı b şeklinde bir px polinomu geldi. Sonra diyor ki px'i 0'a eşitle. Tamam px polinomunu yani 3x kare eksi x artı b'yi 0'a eşitledik. Ve diyor ki bu eşitliği sağlayan x değerlerinin toplamı. Şimdi burada da nereden bahsediyor biliyor musunuz? Şuradaki hiç b'yi bile bulmamıza gerek yok. X değerlerinin toplamı yani diyor ki bu denklemin kökler toplamını bul. Bu denklem x'e bağlı bir denklem. Kökler toplamı dediği de ne? X1 artı x2 değil mi? Yani bizi aslında nereye götürdü? İkinci dereceden denklemlerdeki kökler toplamına götürdü. Peki kökler toplamının formülü neydi? Onu bir hatırlayalım. Normalde biz denklemi hep şöyle alırdık. Ax kare artı bx artı c şeklinde. Ve buradaki kökler toplamımız şuydu. Eksi b bölü a. Yani buradaki b dediğimiz x'in katsayısı a da x karenin katsayısıydı. Bu formülü uygularsam x1 artı x2 değerimiz ne gelecek? Eksi b'nin katsayısı. B dediğimiz ne? Buradaki x'in katsayısıydı. Yani şurada gizli bir eksi 1'imiz var. Bölü a değeri a da x karenin katsayısı 3. Yani buradaki x'in alabileceği değerler toplamı 1 bölü 3'e eşitmiş diyoruz. Qx sabit bir polinom, Px ikinci dereceden bir polinom olmak üzere demiş. Çarpımlarını vermiş bize ve PQx'in sıfır eşit olduğunu söylüyor. Buna göre Q4 ifadesinin değeri nedir? Şimdi şöyle alalım. Px ve Qx polinomları. Qx sabit bir polinom, Px ikinci dereceden bir polinom. Şöyle alacağım. Ax kare artı Bx artı C şeklinde ikinci dereceden bir polinom. Qx de o zaman D olsun. Sabit bir sayı. Bunların çarpımı 12x kare eksi 24x'e eşitmiş. Çarptığımız zaman şöyle gelecek. Ax kare artı bx artı c ile d'yi çarpıyorum. Buradan a dx kare artı b dx artı cd geldi. Ve bu ifade 12x kare eksi 24x'e eşit. Şimdi polinom eşitliğinden dolayı x karenin
katsayısı 12 ise o zaman A çarpı D değerimiz 12 olacak. X'in katsayısı eksi 24 olduğuna göre B çarpı D değerimiz eksi 24 olacak. Burada bir sabit yok, sıfır yani. Dolayısıyla C çarpı D de sıfıra eşit olacak. Şimdi bu değerler için mesela şöyle yorum yapabilirim. B çarpı D, C çarpı D. D'si sıfır olsaydı burası sıfır olurdu değil mi? Dolayısıyla buradaki C çarpı D'yi sıfır yapan sıfır değeri C'ye ait. Yani burada C kesinlikle sıfır olmalı ki C çarpı D'den cevap sıfır gelmiş. D'yi bilmiyoruz şu an. Peki AD ve BD için değerleri nasıl bulabiliriz? Burada bir bilgimiz daha var. Onu da kullanmaya çalışalım. PQX demiş. Diyor ki P polinomun içerisine QX'i yaz. Bu ne demektir? P polinomun içerisine, yani şöyle diyelim. P polinomun içerisine QX'i yaz. Yani PD'yi bul diyor. Değil mi? Ve bunu, hatta bunu bul dememiş. Bunu sıfıra eşitle demiş. O zaman PD polinomunu yazalım. Yani X gördüğün yere D yazıyorsun. AX karede X gördüğüm yere D yazarsam AD kare artı B çarpı D artı C. C'nin zaten sıfır olduğunu bulduğum için onu yazmıyorum. Eşittir sıfır geldi. Şimdi bize AD kare artı BD demiş. İfadesi sıfıra eşit. Şöyle bakalım elimdeki bilgilerde. Ben A çarpı D'nin ve B çarpı D'nin değerlerini biliyordum aslında. O zaman şunu şöyle açabilirim. Burası A çarpı D aslında. Artı BD eşittir sıfır. AD 12 idi. Burası o zaman 12D geldi. BD eksi 24'tü. Onu da yazdık. Ve 12D 24'e eşit. D de buradan ne gelecek? 2. D'si 2 ise yerine yazdığımız zaman da A ne olacak? 6. Aynı şekilde B değerimiz, mesela D'yi 2 yazdığımız zaman B değerimizde ne olacak? Eksi 12. Bizden Q4'ü istemiş. Şimdi QX polinomumuz ne? D'ye eşit değil mi? Yani QX polinomumuz D değerimizde 2. QX 2 ise, QX zaten sabit bir polinomdu. Q4'ü istemiş. Ne isterse istesin, X yerine ne yazarsa yazsın. Sonuç ne olacak? Hep 2 gelecek. Dolayısıyla sabit polinom olduğu için direkt cevabımızı D şıkkı olarak elde ediyoruz. Evet arkadaşlar, ÖSYM tadında bir testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.